Piyasa saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz. KPMG Türkiye yeniden yapılandırma lideri Orhan Turan bizimle. Hoş geldiniz yayına. Bir Moody's'den son dakikamız var, onu aktaralım. Türkiye reform programının içeriği zayıf diyor kredi derecelendirme kuruluşu Moody's. Şimdi öte yandan aslında biliyorsunuz hem Bakan Albayrak hem de TCMB Başkanı Murat Çetinkaya Amerika'dalar. Şu an yatırımcılarla toplantılar devam ediyor. Reuters kaynaklı haberde özellikle bu geçtiğimiz gün açıklanan, evvelsi gün açıklanan yeni ekonomi programında yapısal dönüşüm paketi ilişkin yabancı yatırımcılara tekrar sunumların şu an için yurt dışında devam ettiği ve ilk aşamada Albayrak'ın detaylarında yatırımcılara yaptığı sunumda Türkiye'de şu an kur ve faiz şokunun olmadığı, Ağustos'a göre çok daha iyi bir durumda olduğu söyleniyor. Yine yabancı yatırımcılar özellikle kur şoku geride kaldığı açıklamaları yine dikkat çekmiş durumda. Öte yandan yine 4 tane kaynağın verdiği bilgiye göre Washington'daki toplantıda Murat Çetinkaya'nın 400'e yakın yatırımcı Çarşamba günü İstanbul'da açıkladığı 2019 ekonomik reform paketini Merkez Bankası'nın da sıkı mali politikasını, sıkı para politikası destekleyeceğini söylemiş. Dört bir koldan aslında roadshow'lar, yabancı yatırımcılarla temaslar dışarıda devam ediyor. Döneyim sorayım Orhan Turan'a, kendimizi ne kadar ifade edebildik sizce bu haftaki toplantılarda? Çünkü özellikle bankalar, reel sektör ve bu yeniden yapılandırma kısmı en merak edilen kısımdı. Siz ne anladınız, onu da sorarak başlayayım. Öncelikle bakanın açıklamaları tabii çok geniş bir gündem vardı açıklamalarında. Yeniden yapılandırmalar, reel sektöre dönük iyileştirmeler, vergiler, kıdem tazminat. Dolayısıyla toplantı boyunca herhangi bir konu hakkında çok daha fazla derine detaya ilişkin bilgileri edinmemiz mümkün olmadı. Herhalde bunu daha sonraki aşamalarda daha detaylandırılacak. Aslında o zaman çok daha iyi fikir alabileceğiz. Ama işin şirketlerin rehabilitasyonu ve yapılandırması perspektifinden baktığımızda birkaç tane önemli konu var. Bunlardan bir tanesi bu mevcut altyapının, yani yapılandırma Bankalar Birliği'nin çatısı altında yürüyen yapılandırma çerçeve anlaşması ve konkordatoya ilişkin bir takım düzenlemeler yapılacağını anlıyoruz. Bu birinci aşama. Bunu biraz daha detaylandırabiliriz, ne olmasını bekliyoruz diye. Bir diğeri, bankaların mevcut NPL portföyleriyle ilgili onları bilanço dışına çıkarmak için de bazı aksiyonların alınacağını anlıyoruz. Bu ikisi tabii şirketlerin yapılandırılması ve banka aktif kalitesinin korunması ile ilgili gerekli ve önemli adımlar diye söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi çok fazla konunun bir arada olduğu bir konuşma olduğu için çok detaylara erişemedik. Şimdi peki nasıl olabileceğine dair tabii ki sorular da var. Örneğin işte bir yandan kamu bankalarına bu 28 milyar TL'lik tahvilin bir şekilde sermayelerini düzelteceği konuşuluyor. Öte yandan özel bankalar için de batık kredilerden temizlenmesine yönelik açıklamalar var. Ve burada kurulacak fonlara da işte EBRD, IFC gibi kurumların isimleri geçiyor. Fakat bir fon, yabancı ya da yerli herhangi bir fon, bir batık krediye sponsor olur mu? Yani orada bir garantör mü lazım? Oradaki operasyonel ve teknik süreç nasıl ilerleyebilir? Finans piyasalarında her varlığın bir alıcısı var. Dolayısıyla NPL dediğimiz perform etmeyen, geri dönmeyen kredilerinde farklı bir yatırımcı grubu var. Tabii ki fiyatlamaları ve süreçleri normal bildiğimiz varlıkların fiyatlanmasından biraz farklı. EBRD de Türkiye'de zaten bazı yatırımları var ama geçmişte bu tarz fonlar, büyük bankalar, 2001 krizinden sonra hatırlarsınız Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve onun bir varlık yönetim şirketi kuruluşunda yine Deutsche Bank gibi, Lehman Brothers gibi çok önemli kurumlar, uluslararası finansal kurumlar da oradaki TMSF'nin NPL portföyüne yatırım yapmıştı. Dolayısıyla şu anda da bu kurumların burada bunu ilgilenmelerinde bir gariplik yok bana göre. Ama onların doğrudan herhangi bir bankayla bir portföyü satın alacaklarını çok beklememek lazım. Onlar bununla ilgili oluşmuş aparatların üzerine fon sağlayıcı olarak, yatırımcı olarak girebilirler. Ama bankaların sermayelendirilmeleri konusuna gelince zaten Bakan Bey de açıkladı. Şu anda 4.2, yıl sonunda 6 olmasını bekliyoruz NPL oranlarının. Bunun overall bilanço üzerindeki etkisini düşündüğünüzde bankaların sermayelerinin belli bir miktar daha güçlendirilmesi, hele bir de yakın izlemenin karşılık etkisini düşünecek olursak son derece normal. Dolayısıyla hem özel bankalar hem kamu bankalarının sermayelerini güçlendirmesi zaten bu süreçte beklenen bir gelişmeydi. Kamu bankaları tarafında bunun nasıl olacağını öğrendik. Özel bankalar tarafında da sonuçta o bankaların hissedarlarını ilgilendiren süreçler olduğu için onlar da muhtemelen aynı süreçleri izliyorlardır.
Şimdi burada %6 oranı tabii bence biraz sektörün de içine bir kez daha su serpmiş olabilir. Çünkü birçok yerli yabancı kurumdan çift taneli batık kredi rasyoları beklentileri vardı. İşte bunun ne kredi derecelendirme kuruluşları da zikretti. Yine IMF'den, OECD'den de benzer eleştiriler geldi Türkiye'ye. Fakat burada hani %6'lık oran belki çok rahatsız edici değil. Fakat bu %6'nın nasıl temizleneceği kısmında biraz muallak. Ve neden enerji ve inşaat sürekli gündemimizde? Orada ne kadarlık bir sektörde yaklaşık grup 2 ve grup 3 kredisi var? Siz enerji ve inşaat tarafındaki aslında müşterilerle, yatırımcılarla konuştuğunuzda nasıl bir geri bildirim alıyorsunuz? Enerji ve inşaat hep öne çıkıyor ama daha önce de konuşmuştuk. Sadece enerji ve inşaattan ibaret değil. Sonuçta likidite baskısı her sektörde var. Ama bunu bir kenara bırakırsak eğer, bu şirketlerin, yani enerji şirketlerinin önemli bir kısmı zaten yabancı bankalar tarafından da fonlanan şirketler, proje finansmanlarıyla fonlayan şirketler. Ama çoğu şu andaki enerji fiyatları hem girdi hem ürün fiyatları açısından bakıldığında önemli bir kısmında faaliyet geliri yaratmakta zorlandıkları gibi bir sonuç var. Dolayısıyla onların yapılandırılması çok daha önemli ve ehven bir ihtiyaç. 20 milyar doların üzerinde olduğu konuşuluyor. Yani rakam bu, doğru olabilir mi? Olabilir. Enerji artı inşaattaki yapılandırılan kredilerin. Yapılandırılan ya da yapılandırılan. Şimdi bir grup 2 var biliyorsunuz. Ha, grup 2 yakın izleme diye tarif ediliyor. O grup 2'deki kredilerle birlikte düşünürseniz 20-25 milyar dolar civarında olmasını bekleyebiliriz. Ama bu NPL %6 nasıl olacak diye baktığınızda zaten geleneksel olarak Türkiye'de bankacılık sektörü ortalama %3-3,5 civarındaydı hep son 10 yıla baktığınızda NPL'ler. Bu yaşayan bir süreç. Burada stok bir alacaktan bahsetmek mümkün değil. Belli aralıklarla bunları zaten varlık yönetim şirketlerine satıyorlar. Belli aralıklarla teminatlar tahsil yoluna gidiyor. Bu aslında artık bir tahsil beklentisi olmadığı için karşılığı tam olarak ayrılmış kredilerden oluşuyor. Ki zaten bakan da söyledi, %90'a yakın bir karşılık ayrılması söz konusu. Burada yabancı gözlemcilerin ya da yabancı yatırımcıların değerlendirilmesindeki farklılık bu grup 2 dediğimiz kredilere ilişkin. Orada yaklaşık %11 civarında bir toplam kredilere %11 oranında bir potansiyel yakın izleme dediğimiz bir grup var. Bu iki NPL ile bu ikisi birlikte değerlendirildiğinde karşımıza tabii ki çift taneli rakamlar geliyor ama onların tamamının NPL olacağını beklemekte birazcık fazla kötümserlik olur. Bir de şunu da göz ardı etmemek lazım. Şu anda geçen seneden bu yana önemli bir borç yerinden yapılandırılması oldu. Büyük şirketlerle dahil olmak üzere. Bunların birçoğu ödemesiz dönemler de içeriyordu. Dolayısıyla 2019 için belki %6 öngörebiliriz ama 2019'da 2020 ve sonrasında o kredilerin ödeme takvimleri geldiğinde o NPL rasyoları belki bir miktar daha yukarıya çıkabilir. Peki özellikle bu bahsettiğimiz rakamların yapılandırma süreçlerinde yine bazı varlık yönetim şirketleriyle konuştuğumuzda OTAŞ örneği burada aslında güzel bir örneklem denildi. Neyi kastediyorlar? Yani OTAŞ'ın yapılandırmasında hissedarlık değişmişti. Bankalardaki o kredinin, OTAŞ kredilerinin, Türk Telekom'daki kredilerin temizlenmesindeki süreçle şu an oluşturacağımız fonla bu batık kredilerin temizlenmesindeki süreç aynı olabilir mi? Ya da farklılıklar ne? Evet, şimdi bir şirketin, yani bizim zaten bir yapılandırma danışmanlığı yaptığımızda da ilk baktığımız şey bu şirketin sürdürülebilir borcu ne? Sonuçta eğer şirketin borcu o nedenle ya da bu nedenle sürdürülebilir borç seviyesinin üzerine çıktığı bir durumda siz istediğiniz kadar vadelendirin, istediğiniz kadar süreleri uzatın. Sonuçta o şirketin o borçları ödemesi mümkün değil. Burada kullanılan yöntemlerden bir tanesi de böyle bir durumda borcun belli bir döneminin, borcun belli bir bölümünün kreditörlerin sermayesine dönüşmesi, yani borcun sermaye çevrilmesi diyebileceğimiz bir şey. Şimdi bu bahsedilen OTAŞ örneğiyle ilgili konuşulan Türkiye'deki belli grupların, belli büyük şirketlerin borçlarının sürdürülebilirlik seviyenin üzerinde olabileceği düşünüldüğü için burada da borç hisse takasının, borç hisse işlemlerinin bir alternatif olarak kullanılıp kullanılamayacağı tartışılıyor. Ama ben biraz eğer müsaade ederseniz konuyu başka bir yere doğru çevireceğim. Lütfen. Şimdi dünyanın her yerinde yapılandırmaya da ilişkin ki ben bunu aslında borç yapılandırma değil şirket yapılandırması demeyi tercih ediyorum. Bununla ilgili her ülkenin mevzuatında baktığınızda çok farklı işleyen sistemler var ama her ülke aslında belli bir analize ve belli bir hedefe odaklanıyor. Örneğin Amerika'daki herkesin bildiği anlamıyla Chapter 11 dediğimiz sistem özünde işletmeyi korumaya hedefler. Şirketi korumaya, şirketi değil, işin kendisini korumaya hedefler. Ne şirketin ortaklarını, ne alacaklarını, diğer geri kalanları hepsi bunun etrafında kurgulanır. İngiltere'ye geldiğinizde
Londra'nın bir finans merkezi olması özelliğini de dikkate alarak İngiltere kreditör merkezli bir yapılandırma anlayışı vardır. Dolayısıyla yapılandırma için borçlularla bankalar uzlaşır, uzlaşamadıkları zaman da hızlı bir tasfiye süreci başlar. Bu Fransa'ya geldiğinizde istihdamın çok daha önemli olduğunu ve bütün işin merkezinde istihdam kapasitesinin korunması olduğunu görüyoruz. Ya da Avrupa Birliği'nin şu anda bütün üye ülkelerde mevzuatı geliştirirken en önemsediği şey girişimciliği korumak. Çünkü neden? Avrupa'da nüfus yaşlanıyor ve sosyal devlet olgusuyla birlikte risk alma iştahı düştüğü için girişimcilik azalıyor ve Avrupa Birliği'nin yönetimi bunu bir önemli bir risk olarak görüyor. Şimdi biz Türkiye'de mevcut durumda neyi odaklayacağız sorusunu bana göre sormalıyız. Ki buna göre bir sistem dizayn etmeliyiz. Bana göre Türkiye'de en fazla ilgiye ve dönüşüme ihtiyaç duyulan yer reel sektör. Ve reel sektörde iki tane temel problem var. Bunlardan bir tanesi şirketlerin yönetimiyle ilgili, şirketlerin risk almalarıyla ilgili. Biliyorsunuz bankacılıkta son derece regüle bir sektör. Hatta bireylerin borçlanmasında bile regülasyonlar var. Kredi kartı limitleriniz maaşınızın belli bir oranını geçemiyor. Ama şirketlerin borçlanmasının önünde herhangi bir kısıtlayıcı bir durum yok. Şirketler sonsuz borçlanabilir kredi bulabildikleri sürece. İkinci bir sorun da bu şirketlerin yapısal dönüşümle birlikte bu şirketleri biz nasıl rehabilite edeceğiz ve bunları nasıl sağlıklı bir hale getireceğiz? Ve bu şirketlerin hepsi Güzel Hanım sermaye ihtiyacı var. Dolayısıyla Türkiye'nin yapılandırılma mevzuatı hem şirketleri rehabilite etmeye odaklanmalı ama aynı zamanda şirketlere yeni sermaye sağlanmasını da kolaylaştırıcı bir takım unsurlar içermeli. Son bir dakika içerisinde ekleyecekleriniz varsa hem de bu icra iflas işlemleri daha hızlı olacak, yeniden yapılandırmalar daha hızlı olacak, konkordato süreci değişecek dedi Bakan Albayrak sizin söylediklerinize istinaden. Son derece önemli. Şu anda yasal takip süreçleri mahkemelerin yoğunluğuyla birlikte çok uzun sürüyor. Bugün sizin elinizde bir ipotek olsa, alacaklı olarak bir ipoteğiniz olsa bile nakde çevirmeniz birkaç yıldan önce mümkün değil. Dolayısıyla eğer yaşayamayacak yerlerde kreditörlerin alacaklarını, teminatları tahsil yoluna giderek sağlamaları da son derece anlaşılır bir şey. Konkordato biraz kötüye kullanımı engellemek için düzenlemeler yapılıyor. Her ikisi de bence önemli ama son bir cümle belki şunu söylemek lazım. Bütün bu süreç resimlerden ibaret değildir. Tek tek resimlere bakmamamız gerekir. Bunlar aslında bir filmin farklı sekanslarıdır ve hepsi aslında aynı yöne doğru gitmeli. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. KPMG Türkiye Yeniden Yapılandırma Lideri Orhan Turan'ı ağırladık. Bakalım Orhan Bey'in de söylediği gibi büyük fotoğrafa bakıp şu yapılandırma ve konkordato sürecini daha hızlı, operasyon olarak daha sağlıklı önümüzdeki süreçte yönetebilecek miyiz? Şimdi hemen TV Yatırım BNP Paribas satelisti Işık Ökte'ye gideceğiz. Işık